Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerini gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Demir Kapı Tünel Projesi'nde ışık görüldü. Antalya-Manavgat ayrımı ile Taşağıl-İbrade ayrımını bağlayan yol üzerinde bulunan Demir Kapı Tüneli'nde tüm kazı işi bitirildi. Tünelin hizmete açılmasıyla ülkenin iç kesimleriyle güney hattı arasındaki seyahat daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapılabilecek mesafe 30 kilometre kısalacak. Bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen projenin toplam maliyeti 1,5 milyar Türk lirası. Zamandan 30 milyon ve akaryakıttan 6,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlaması beklenen tünel ve bağlantı yolu projesi sayesinde karbon salınımı 2535 ton azalacak. Yolun hizmete açılmasıyla turizm faaliyetleri artacak, endüstriyel ürünlerin iç ve dış pazarlara ulaşımı kolaylaşacak. İzmir-Buca metrosu için imzalar atıldı. 13,5 kilometrelik metro hattının yapım ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Buca metrosunun temelinin 14 Şubat'ta atılacağı açıklandı. 2,5 milyarlık Narlıdere metrosu ve 1 milyar 250 milyon liralık Çilli Tramvay inşaatının devam ettiği İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe imkanları ile inşa edeceği Buca metrosunun maliyetinin 3 milyar 921 milyon lira olacağı açıklandı. Hazine garantisi olmaksızın sağlanan 490 milyon euroluk yatırım kredisiyle projelendirilen Buca metrosu 11 istasyondan oluşuyor. Günlük 400 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Buca metrosu sayesinde 9 Eylül Üniversitesi Buca kampüsünden Körfez'e erişim 12 dakikaya düşecek, üniversite öğrencilerinin Tınaztepe kampüsüne ulaşımı kolaylaşacak. 4 yılda tamamlanması planlanan metro hattı 3 yol istasyonu ile Çamlıkule arasında sürücüsüz setler kullanarak hizmet verecek. Yapımı devam eden Antalya Şehir Hastanesi'nin son durumu görüntülendi. Değerli abonemiz Mustafa Lapa tarafından gönderilen fotoğraflarda hastane binasının kaba inşaatının devam ettiği anlaşılıyor. Öte yandan Kepez Belediyesi hastaneye gidecek olan bağlantı yollarını da açmaya başlamış. Antalya Kepez'de Göçerler Mahallesi'nde projelendirilen Şehir Hastanesi'nin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor. Değerli abonemiz Mustafa Lapa'ya gönderdiği fotoğraf ve bilgi için çok teşekkür ederiz. 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattı işletime alındı. Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilen proje kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt üst geçit ile 17 yaya geçitinin yapımı tamamlandı. Mevcutta günde 26 çift tren işletilen hattın kapasitesi de 60 trene çıkartıldı. Konya-Karaman hızlı tren hattının hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya inmiş oldu. Nihayetinde seyahat süresinin 40 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Ankara-Karaman seyahat süresi 2 saat 40 dakikaya indiğinde yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanmış ve atmosfere 25.340 ton daha az karbon salınmış olacak. Projenin devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 135 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattının yapımı, 2 tünel, 12 köprü, 44 alt üst geçit ve 141 menfezin inşaatı devam ediyor. Karaman Ulukışla projesinin altyapı ve üst yapı işlerinde bugüne kadar %89 fiziki ilerleme sağlandı. Elektrifikasyon yapım işleri için ihale hazırlıkları sürüyor. Karaman Ulukışla kesiminin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya inmesi bekleniyor. Öte yandan Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattının yarısı tamamlandı. Proje tamamlandığında İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakikaya inecek. 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziksel ilerleme %50'yi geçti, altyapı işlerinde ise %71 ilerleme sağlandı. Projede bugüne kadar yaklaşık 52 kilometre hat serimi yapıldı. Sinyalizasyonlu ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilen hattın Edirne kent merkezindeki viyadük yapımı ise devam ediyor. Çift hattı projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yer alıyor. Yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı Çerkezköy-Kapıkule hattının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Edirne-Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenler için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek.
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1.53 milyon tondan 9.6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3.4 milyona çıkması hedefleniyor. Tamamlandığında sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın gövde beton imalatı tamamlandı. Barajda su tutma aşaması öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Dolu Savak Hidromekanik imalatları ve Dip Savak Van Odası inşaat işlerinde sona gelindi. Tünelli Dolu Savak kaplama betonu tamamlanırken giriş çıkış ve havalandırıcı bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifikatör bölgesinde tıkaç imalatı ve mansap düzenlemesi, su altı kazı çalışmaları sürüyor. 21 Aralık 2012 tarihinde yapımına başlanan Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Yusufeli Baraj havzası 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 558 megawatt kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üreterek ekonomiye yılda 1.9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de %10 seviyesinde arttıracak. Yusufeli Barajı'nın inşaat faaliyetlerinin yanı sıra bir de havza sahasında yapılan çalışmalar var. Yaklaşık 20 milyar TL'lik bir yatırımla ülkemize kazandırılacak projede yeni ilçe merkeziyle kısmen veya tamamen su altında kalacak 7 adet köyün yeni yerleşim yerlerindeki inşaat çalışmaları da sürüyor. Bölgeye ulaşımı sağlayacak yol, köprü ve viyadük işlerinde de büyük ilerleme sağlandı. Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezini taşınacağı yeni yerleşim alanına nebati toprak taşıması da yapılıyor. Taşınan toprak yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda kullanılacak. İnsanları yalnızca bir kurumun çalışanları veya liderleri olarak değil, aynı zamanda sürekli değişen iş yaşamının yeni kurallarını tasarlayan sosyal mimarlar olarak da gören Human Week zirvesi 24 Ocak'ta başlıyor. Bu yılın teması yeni işveren çalışan deneyimi, uzaktan ama hiç olmadığı kadar yakın olarak belirlendi. 5 gün sürecek zirve kapsamında insan kaynakları, psikoloji, sosyoloji ve iletişim alanlarından uzmanlar bir araya gelecek, çalışan deneyiminin yakın gelecekte nasıl olacağını ya da olması gerektiğini tartışacak. Human Week zirvesindeki konuşmacılar ve program akışı için ekranda verdiğimiz web sitesini ziyaret etmenizi ve yerinizi ayırtmanızı tavsiye ederiz. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği harcılıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.